Al bu domatesi. Ya, dün gece böyle tuhaf tuhaf sesler duyan var mıydı? Ne sesi ya? Ya dayı ya. Bunlar bir şey, ablamla karşılaştık tuvaletin önünde de hani o da böyle sesler... O oğlum, biz senle dedik ya o... banyo kapısının sesiymiş Orhan'cığım, sen kapattın ya sonra onu. Ya, tamam canım, biz konuştuk da benden başkası acaba şey ses falan duydu mu diye ben merak ettim. Sana ne, sorma. Onu değil de ben dışarıdan sesler duydum. Ne? Uy, bir uyandım, baktım dışarıya, açtım pencereyi, git kedi. Ola Elif su. Al kızlar, alıştırdınız ha bu kedileri. Hızırlar, tırmanaylar camlara gece vakti. Hiç ya, zaten ne geliyorsa başımıza şu kedilerden geliyor. Ama siz de bir karar verin de. Kedi midir, kapı mıdır bileyim. Ya Şazimant da olabilir. Şazi, sen dün gece neredeydin güzelim? Nerede olacağım canım? Odamdaydım. Ya odamdaydın. Odada falan değildin. Bak Zeynep de şahidim değil mi Zeynep? Evet, odada falan değildi. Neredeydin ki? Şazi. Şazi canım. Bak biliyorum annem izin vermiyor ama... vallahi bana kalırsa gel seni hemen bir uyku merkezine götürelim. Senin bu uyur gezerliğini ne tetikliyor onu da öğrenmiş oluruz. Sen neden uyur gezersin? Maazallah bak başına bir şey gelecek yakında. Olabilir. Gayet normal. Ne var bunda? Hasta masa değil benim kızım. Bak. Sağda solda böyle densiz densiz konuşup kızın kısmetini kapatma. Senin ağzı gözü dağıtırım valla. Ben uyur gezer değilim. Ben bir şey soracağım. Şaze, sen geceleri böyle insanlara zarar vermiyorsundur değil mi canım? Yo. Ben uyur gezer değilim. Tabağını kaldır. Tabağını. Korkma kızım. Korkma. Hiçbir şey etmez sana. Edemez. Ya benim ablam hiçbirine zarar verir mi? Heh, sen merak etme. Ya bir görsen aslında çok da tatlı oluyor biliyor musun? Böyle uyurken böyle vı 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 falan diye konuşuyor. Çok komik oluyor. İşte sağa sola falan çarpıyor fazla. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz yine de onu sağda solda görürseniz yani ne olur odaya yönlendirin. Tamam mı? Hı. Ha siz gene de kapıları kapalı tutun. Burhan hadi hazırlan da biz pazara gideceğiz de bugün önemli gün. Ben hazırım dayı ya. Ben dünden hazırım ben. Siz de bitirin kahvaltınızı. Gidiyoruz haydi. Nereye? Uğurlamaya gidiyoruz kızım. Rastgele demeye berekettir. Ha. Haydi. Hadi. Kalkın. Ben hazır durma ya. Sessiz Selim uyuyor. Bana bak. Hı. Rüzgarda yağmurluksuz kalmayacaksın tamam mı? Hayır canım. Rüzgarda öyle yağmurluksuz falan kalmayacağım tabii ki. Bir de böyle gittiğin gibi tek parça geleceksin. Tamam. Söz. Tek parça döneceğim. Söz. Ya ben seni çok özlerim. Ya kızım ben seni özledim bile ya. Ama benim bakmam gereken bir ailem var. Bakmam gereken bir karım var. Benim de kocam var. Hadi senin kocan değil. Lan hadi yürü. Askere mi gidiyorsun? Ne var canım burada? Ben de balığa giden kocamı uğurluyorum. Evet. Hadi rast gelsin bana. Hadi Allah'a şükür. Hadi abi. Hadi gel. Rast gele. Hadi bakalım hayırlısı ya. Orhan! Geldim. Haydi ben... dostum falan dönmem. Sana dünyaları tutacağım ben de, dünyaları. Şuna bak, görmemişim kocası olmuş, tutmuş, koparmış. Ya ben bunların ayrıldığına hala inanamıyorum. Ben de inanmıyorum Selin ya. Ben de inanmıyorum.
Şazmet ne yapıyorsun? Bu odada kalamazsın, ikimiz aynı odada. Ya olmaz tabii ya, olur mu Allah Allah? O yüzden sen başka odada kalacaksın oğlum. Ya gepegenç bir kızım ben ya, benim mahremiyetime biraz saygı oğlum. Farkındaysan burası benim odam. Ben sana ne dedim ha? Ne dedim ben sana? Bir daha tekrarlamayacağım, iyi dinle beni demedim mi? O yüzden sadece nezaketimi koruyarak şunu söylüyorum. Ben bu odada kalıyorum, hiçbir yere gitmem. Çıkacağım. Ben de şiddetle şunu söylüyorum. Bu odada kalamazsın. O nasıl söz ayol? Melisa'cığım, istediğin kadar yavrum bu odada kalabilirsin çocuğum. Anneciğim sen ne diyorsun? Yani koskoca adamın kararı ben veririm. Benim odam, benim ilişkim. Ay Fatih, ne demek o da benim ilişki, benim gelin de benim gelin. Yani gelin adayım demek istiyorum. Ben mukaddes şekercizade olarak gelin adayımı bu evde rahat ettiremezsem benim gözüme gece gündüz uyku girmez ki oğlum. Ne var yani birlikte kalsanız ayol? Ölür müsünüz? Hem zaten yakında nikah da yapacağız. Değil mi yavrum? Ah pek kıymetli mükeddes teyzeciğim. Biliyorum beni düşünüyorsunuz. Thanks a lot. Ama bir rahibenin kızı olmanın verdiği responsibility adına çok istesem de Fatih'cimle roommate olmayı reddediyorum. Ay zaten ne evlilik ne söz, no marriage proposal at all. Ay katanım, sözün sözü mü olur ayol? Çağır hemen anneni babanı, istesinler Fatih'imi. Anneciğim ne diyorsun sen yani? Şimdi biz, beni niye istiyorsunuz bu arada? Yani daha biz birbirimizi yakından tanımıyoruz değil mi Melisa'cığım? Right. Fatih'cığım, elin adamları uçakta tanıdığı kıza aşağı indiğinde evlilik teklif ediyor. Üstüne üstlük bir de evleniyor. Ayol siz kaç gündür berabersiniz, ne var? Çağır yavrum çağır, istesinler çocuğumu, vereceğim ben. Diyorsunuz. Ya. Mükeddes teyzeciğim, there is a small problem. Şöyle ki ha biliyorsunuz benim kıymetli babacığım Mars'a gidiyor. Evet bir gitti mi de 3 yıl dönmüyor, orada su arıyor, böcek arıyor. Aha, bir gitti mi 3 yıl en az dönmüyor. Anneciğim de benim kıymetli anneciğim de rahibe olduğundan inzivaya çekiliyor. Bir çekildi mi en az 5 yıl çıkmıyor. Ay, o zaman ne yapacağız güzel kızım? Melisa, ay ne var ayol? Biz aramızda o zaman hallederiz bu meseleyi değil mi? Anneciğim, onu sonraya atalım. Şimdiki konumuza odaklanalım. Yani Melisa'cığımıza misafir odalarımızdan birini verelim. Böylece orada kalsın. Olmaz Fatih. Arsız teyzen geldi de babanla ikimizin odasına kondu ya. Ben şimdi orayı restore ediyorum. Babanla odamız yapacağım yani. Zaten o iş uzun iş, bırak. Anne. Koskoca malikanenizde şuncacık bir kıza yer bulamıyor musunuz? Ay katanım, sen bunları dert etme. Ayol Günay'a söylerim, hallediveririm. Boş ver. Hadi gel seninle bir güzel kahve içelim tatlım. Tut annenin elini. Unuttun mu sen ha? 2 gün görmedim seni. Niye? Efendim aşkım? Hayatım. Ne olursun Şazment'i bir an önce al buradan. Tamam tamam hayatım, merak etme. Bir şekilde bir şey düşünüp halledeceğim ben şimdi. Kapat sen. Ne var Zeynep? Şazment bana bak. Hemen o evden çıkıyorsun, duydun mu beni? Çıkmıyorum işte. Artık ben sizi kale almıyorum kızım. Siz bana verdiğiniz hiçbir söz tutmadınız. Ya sen hani anamla darbeliği ayıracaktın, ne oldu? Yalan oldu değil mi? Ulan da bana oldu. Kızım sizin ben kıçınızı kurtaracağım diye anam beni evden şutladı be. Şazmen bana bak. Asıl sen bana bak be. Allah Allah. Size 2 gün 2 opsiyon sunuyorum. Ya gidersiniz benim bütün sorunlarımı halledersiniz, anamla darbeliği ayırırsınız. Ya da ben giderim tek tek mükeddes teyzeciğime her şeyi anlatırım ha. Şazmen bak senin kafanı kırarım eğer öyle bir şey... Sen benim kafamla nasıl ulaşacaksın be? Allah'ım ya. Şşş, bana bak bir şey diyeceğim. Bu Muko çok tatlı ha. Ben çok sevdim, o da beni çok sevdi. Ya şirin bir şey ha.
Tamam. Tamam Şazimen, tamam. Bak, şimdi şöyle yapacağız. Tamam mı? Ben düşünüyorum, halledeceğim o işi. Sen sadece biraz bana zaman ver. Olur mu hayatım? Olur mu tatlım, ha? Sen bilirsin bebeğim. Vallahi top sizde artık. Hadi çok tuttum beni, kapatıyorum. Kim? Bye. Sen bizi tehdit mi ediyorsun lan? Aman da aman, kimler gelmiş? Hadi ne oldu ya? İki tehdit ettim, tutuştunuz. Etrafımda dört dönüyorsunuz. Ha? Bu gece burada kal. Yarın da istediğin bir oteli seç. Parasını ben vereceğim, tamam mı? Tamam değil bebeğim ya. Artık siz bendeki bütün kredilerinizi tükettiniz. Siz benim işimi yapmadan ben sizin hiçbir işinizi yapmıyorum artık. Bir de para verecekmiş. Benim sizin paranıza ihtiyacım yok be. Allah'ınızla ilgili. Çıkın. Efendim aşkım. Ben bu Şazimet'in ağzını burnunu kıracağım şimdi. Şantaj üzerine şantaj yapıyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Tamam tamam hayatım. İnan bana, düşünüyorum. Gerçekten şu an çok ciddi bir şekilde düşünüyorum Fatih. Bir şey bulacağım ama işte aklıma gelmiyor. Ya bulmamız gerekiyor. Vallahi yalanımız ortaya çıkacak. Ya ne yapsak, bir otele falan mı yerleştirsek bunu? Denedim. Gitmiyor ki. Aşkım şu anda yapabileceğimiz tek şey Şazimet'in bir açığını yakalamak. Yoksa bu kız bize kök söktürecek. Ya ne diyorsun hayatım? Hiçbir açık noktası yok ki yani. Evin içinde geziniyor, sinirli sinirli, bir de hırslanmış zaten bilgisayarını da unutmuş diye. Ne dedin, ne dedin? Hırslanmış. Neyin hırsına çıkarıyor dedin? İşte bilgisayarını evde unutmuş, o da yanında yok. Bana bağırıp bağırıp duruyor. İşte bu. Aşkım işte bu. Ben şimdi Şazimet'in bilgisayarının peşine düşeceğim. Ve onun bilgisayarının üzerinden bütün hesaplarını, erişim bütün bilgilerini ele geçireceğim. Ve onu böyle kıskıvrak avcumun içine alacağım. Ya sen var ya. Yemin ediyorum zehir gibi kadınsın ha. Tamam ne yapıyorsan yap, elini çabuk tut. Bak pimi çekilmiş bomba gibi geziyor evin içinde. Sen hiç merak etme aşkım, o iş bende. Kapat. Tamam, tamam. Ay bu kalpte ne şeker değil mi? Baksana şuna. Maşallah at kesersin. Hanımcığım. Ay tatlım. Bize Melisa'cığımla şöyle güzel köpüklü bir kahve yap yavrucuğum. Ay kahvelerimizi içerken böyle derin sohbetlere dalacağız. Tabii. Siz alır mısınız Mukadder Hanımcığım? Ay o almaz ayol. Aa dokunuyor ona. Kahvenizi nasıl alırsınız Melisa Hanım? Bazen internetten, bazen marketten alıyorum. Dermişim. Ay ne şekersin sen maşallah. Ne kadar espri geldi mi günah? Sade ve köpüklü please. Efendim ben nasıl formumu koruyorum biliyor musunuz? Ha. Üç beyazdan uzak durarak. Aa. One, salt. Two, sugar. Three, flour. Nasıl bir yaşam formu? Bu kadar. Üç var dedi, duydun mu? Ay ne güzel maşallah benim. Adı kestanesi gibi o güzel kızım benim. Ay by the way, geçmişler olsun mükeder teyzeciğim. Bu kadar. Ayol at kestanemiz de bundan sonra bu evde bizimle birlikte yaşayacak biliyor musun? Ya öyle mi? Herkes için bir odan var bakıyorum mukaddes. Oysa evi gezdirirken bana başka odamız yok demiştin. Ay çok alemsin ayol. Ay Melisa'cığım için bu evde her zaman kalacak yer var. Canım. Oh, thanks. Excuse me, phone is ringing. Ay benim müşterim arıyor. Biliyorsunuz kaliteli yaşam koçluğu yapıyorum. Müşterime bir coaching yapıp onun beynini yıkayıp hemen geliyorum. Excuse me. Tatlım çabuk yıka beynini çünkü kahvelerimiz hazır olmak üzere yavrum benim. Ay maşallah. Nasıl büyümüş bu böyle? Beğenmedi mi? Tabii. Sus biraz, sus. Anlatıyorum.
Şazi'cim, hani bizim şu reklam işi vardı ya. Ha, hani şu professional olana vereceğiniz reklam değil mi? Şazi'cim, bir dinleyelim güzelim. Tamam ya, dinliyoruz. Hani benden de professional olana verecektiniz, ne oldu? Yok canım, estağfurullah. Yani biz düşündük, taşındık. Dedik ki bizim için, yani tahin olduğu için önemli olan şey profesyonellik değil. Bizi bilen, anlayan, iletişim kurabildiğimiz, Türk halkını bilen bir isimle çalışmak istiyoruz diye düşündük. Ya ki ya? Ben her şeyi biliyorum kızım. Neyi biliyorsun? Selim Paşa masada, tadı damağınızda. Sen nereden öğrendin? Ha, senin bilgisayarına ekledim Fatih. Lan! Tamam şey yapma, korkma. Sonuç olarak senin desktop'unda bulunan silinecekler klasörünün içindeki private files'a dokunmadım. Onları silmedim oğlum. Hadi gene iyisin. Ya bana ne bakıyorsun oğlum? Oğlum niye saklamıyorsun onları? Fatih, sen silinecekler klasörünün içinde önemli şeyler mi saklıyorsun? Benim değil, Mete'nin dosyaları. Orhan'ın. Neyse. Hadi ya. İtiraf edin, rahatlayın. Yine benim elime düştünüz değil mi? Sen de bizi süründüreceksin değil mi? Ne alaka ya? Zeynep'ciğim, I am a professional being. Dolayısıyla benim paramı kim verirse onun reklamasyonunu yapıyorum ben. Ha. İşte sorun da bu. Bizim paramız kalmadı. Ha. Zeynep, kalk gidelim hadi. Şşş! Fadi, otur bakayım oraya. Ya tamam, ben professional'ım ama benim professionality'im eşe, dosta geçmez. Hele sizin gibi sevdiceklerime free of charge yapıyorum. Hallediyorum ya. Gerçekten mi? Ha, vallahi. İşe alıyorum. Ha, aldı vallahi. Peki Şazım, ne zaman başlayabiliriz? Yani hemen bugün başlayabilir miyiz? Ya kızım, bu işin platosu var. Efendime söyleyeyim, oyuncusu var. Hadi diyelim ki senaryoyu ben çizdim. Ama olmaz ya, ekipman lazım. Dolayısıyla paracık lazım, paracık. Peki Şazım, yani böyle daha düşük bütçeli bir şey yapsak? Yani mesela illa platoda çekmemize gerek yok bence. Ben size burayı açayım, burada çekelim. Ya da gidelim bir ev bulalım, evde çekelim, mutfakta falan, güzel olur. Olur tabii. Olabilir. Olur. O zaman ekipman da benden. Benim kamerayla çekeriz. Ben de kurguyu yaparım, olur biter ya. O zaman harika. Tamam, çok iyi. O zaman bir tek oyuncu kaldı. Yalnız bakın artık, oyuncu önemli ha. Neden? Çünkü oyuncu marka yüzünü temsil ediyor. Çok iyi oyuncu bulmak lazım ha. Şazimen'cim, sen o iyi oyuncular kaç para istiyorlar biliyor musun? Yani gerçekten de açıkçası o kısmı da beni alakadar etmiyor bebeğim ya. Bakın, ben profesyonel bir yönetmenim. Dolayısıyla prestijim var benim. Ne yapacağız? Çok iyi, şöhretli oyuncular bulacaksınız. Ben bir tek onlarla çalışırım. Nereden bulacağız şöhretli oyuncu? İnanamıyorum. Oh my god! Muhteşemsiniz! Incredible! Zeynep, Fatih, ya bence siz oyunculuk işini bir düşünün ha. Ya Şazimen, hadi bir an önce ne çekiyorsak çekelim. Sıkıldım vallahi. Ya Allah Allah, sen bilirsin Fatih. Ben sizin şirket bahçek falan olursa oyunculuğu da meslek olarak düşünebilirsin diye dedim. Yoksa sırada bekleyen çok. Şazimen'cim, böyle kötü fikirleri aklımızdan atsak ve işimize odaklansak şu anda... Hadi. Başlıyoruz. Ah, benim başım gelmiş. Oğlum, gel, ne güzel gel. Olmuşsun sen. Hadi bakalım. Gel aşkım. Ne güzel olmuş. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. Çekil kızım. Evet, Zeynep, Fatih, siz şöyle yemek masasına oturuyorsunuz. Baby Selim'i de lök diye ortanıza koyuyoruz. Evet, çok güzel. Sonra başlıyoruz, çekiyoruz. Hadi ya, önce bir gelişik yapacağım. Hadi size. Aksiyon. Tamam. Hadi bakalım. Otur burada bakayım. Resim güzel. Evet. Şimdi hocam, parlaması mı var? Tamam kızım, git hadi düzelt gel. Bir bakayım. Bastır anneciğim ayağını. Ne var? Acıdı mı? Dikkat et, düşeceksin çocuğum. Seni. Evet, toparlanıyoruz. Akıyor. Arkadaşlar, hadi ama artık ben eve gideceğim, daha montaja gideceğim. Akşam kayınvalideme yemeğe gideceğim ya. Kesinlikle doğru. Kayıt akıyor. Başlıyoruz. Tamam. Üç, iki, bir, kayıt. Action.
Değiştirsen ne olur? Yani şimdi bunları değiştiriyorum, bak şöyle olacak. Wow. Vallahi güzel oldu. Çok iyi ya. Hadi şunları bir karıştırsak mı acaba? Okey. Ha? Bence oldu. Oldu vallahi, şunları değiştirelim. Vallahi olacak film ya. Oluyor, oluyor. Ne bu ya? Kafamı ütülediniz ya. Biraz kıs sesini şunu. Ya çalışıyoruz biz de burada. Hadi bak, bak şöyle sert sert. Çalışanlara çay. Ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Bir tane de bana alsana şu. Alayım canım. Sağ ol aşkım. Sağ ol aşkım. Canlar. Kıyamam ben size. Hadi alın bakalım, bu sizi toparlar. Ay sağ ol Filipciğim, ellerine sağlık. Ne zor işlermiş bunlar. Gençler, kaba kurgu bitti. Gelin bakın bakalım ya. Come on! Çabuk çabuk çabuk. Aç, aç, aç. Çabuk. Efsane film oldu ya. Başlatıyorum. Evet. Tipime bak ya. Yüz mimiklerim çok başarılı. Bravo. Sen tam ya ben senden asla beklemiyordum, biliyorsun böyle bir şey ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.